Merkez Bankası bankaları diyor ki bu sene bugünkü döviz kuru satış fiyatınız yani gözüken şu anda e, 19 diyelim. E, Merkez Bankası diyor ki 19 20'den aşağıya satmayacaksınız. Bir gün sonra telefon açıyor 19.30'dan aşağı bir döviz kutu. Yani alış ve satış arasındaki fiyatı makası yükselterek Merkez Bankası bankalar arasında e, buradaki işlem hacminde düşürüyor. Böyle olunca daha ucuz bir fiyat bulabilmek kaydıyla gidiyorlar. Sade daha ucuz değil çünkü... Kapalı çarşıdaki fiyatlar serbest piyasayı da aşmış durumda. Merkez Bankası eskiden e, tebliğ olmadan... Aslında üç fiyat var şu anda değil mi? Üç, üç fiyattan üç, bahsediyoruz. Yani e, gerçek fiyat serbest piyasa fiyatı kapalı çarşıdaki fiyat. Çünkü dediğim gibi e, hem piyasa fiyatı hem bankalar arasındaki fiyat bastırılmış fiyat. E, tabela fiyatı. Ama esasında gerçek fiyat kapalı çarşıda oluşan fiyat. Daha yüksek belirlenen bir fiyat. O daha da yukarı fiyatlara gidebilir. Bu Buradaki makas açılabilir serbest, e, e, kapalı çarşı tarafına. Ya bu sadece ben misal bireysel müşteriyim. Bankaya telefon açtım. Ben bankaya dedim ki 250 bin doların üzerinde bir dolar almak istedim. Benim oradaki dolar alışım Merkez Bankası'na bildiriliyor. Veya o e, belli miktarların üzerinde dolar alması, bankaların döviz satması da sınırlandırılabiliyor. Ve buradaki alım ve satım talepleri bankalara söylenen saat 1'e kadar alımlarınızı bırakın, öğleden sonrayı bırakmayın. Bunun sebebi de şu, eğer banka daha sonra bu sığ piyasada çok küçük miktarda bir para alsa bile e, bazen görüyoruz serbest piyasada bir anda kur e, bir beş dakikalık yukarı evet, doğru Evet. Bunun sebebi de o yani piyasa çok sığ olduğu için çok küçük miktarda bankalar öğleden sonra piyasaya girse bile bu oynaklar oynaklıklar olabiliyor. Böylece ne oluyor ben bireysel müşteriyim bir kur alacağım merkez bankasına ismim gitmesini istemiyorum. Ve bunu bir şekilde ee, hani e, belki de banka benim ihtiyacımı karşılayamayacak ben bireysel olarak gidiyorum kapalı çarşıdan.